Mutfağa Darika'nın hoş geldiniz. Sizler için bugün tarifim kömbe kurabiye tarifi. Burada 250 gram eritilmiş margarin var. İsterseniz tereyağı kullanabilirsiniz. İçerisine bir su bardağı dolusu toz şeker karıştıralım. Çok lezzetli bir kurabiye oluyor. Mutlaka deneyin. Bu kurabiyenin özelliği kendine özel baharatıdır. Şimdi üzerine bir su bardağı sıvı yağ ilave ediyoruz. Yarım su bardağı su. Bir yemek kaşığı yoğurt. Karıştırmaya devam edelim. Ben baharatımı aktardan ayrı ayrı aldım. Şimdi bu tarif için bir ölçü hazırlayacağız. Yarım çay kaşığı toz tarçın. Çeyrek çay kaşığı toz zencefil. Çeyrek çay kaşığı yeni bahar. Yarım çay kaşığı toz karanfil. Yarım çay kaşığı mahlep. 2 parça damla sakızı havanda dövüp de ilave edelim üzerine. Biraz da muskat. Rendeleyeceğiz içerisine. Bu kadar yeterli. Karıştıralım. Unumuzu yavaş yavaş ilave ediyoruz. Ve unumuzun üzerine de bir paket kabartma tozu. Bu kurabiye genelde bayramlarda yapılır. Yöresel bir kurabiyedir. Tadı da muhteşem oluyor. Toparlanana kadar spatula karıştıralım. Artık kurabiye hamurunu elime yoğuracağım. Kurabiye hamurumu güzelce yoğurdum. Kıvam bu şekilde olacak. 7 su bardağına yakın un kullandım. Siz yine de kontrollü olun. Gördüğünüz gibi hamur kıvamına geliyor bu şekilde. Ben kurabiyemi bu kalıpla hazırlayacağım. İçerisine çok az susam serpiştirelim. Ve ceviz büyüklüğünde parçalarak bu şekilde dağıtıyoruz. İsterseniz içerisine ceviz de kullanabilirsiniz. Eğer ceviz kullanacaksanız da bu şekilde çukur yapın. Ama ben bu tarifte ceviz kullanmıyorum. Sade hazırlayacağım. Güzelce bastıralım. Kalıbı tezgaha hafifçe vurarak çıkartacağız. Şeklimizi görüyorsunuz. Ve tepsimize dizelim. Tepsiye yağlamamıza gerek yok. Diğerlerini de aynı şekilde tamamlıyoruz. Susamı az veya çok kullanabilirsiniz. Hamurun miktarı kalıbımıza göre değişebilir. Kurabiyemi tamamladım. Toplamda 2 tepsi çıktı. Kurabiyelerimizi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında üzerleri kızarana kadar pişirmeye gönderiyoruz. Kurabiyelerin fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel pişti. Üzeri ve altı bu şekilde. Size kıvamını göstermek istiyorum. Kıyır kıyır oldu. Şimdiden deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Farklı tariflerde görüşmek üzere.